Herkese merhaba, renklendirhayatım.com'dan Bilge ben. Bugün sizlere tasarım duvar kaplama kategorimizde bulunan folyolarımızda duvar nasıl kaplanır onu anlatacağım. Uygulama işlemine geçmeden önce ürünlerimiz hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Kendinden yapışkan duvar kaplamalarımız 80 mikron kalınlığında PVC malzemeden üretilir. Baskı sonrası yüzeyine 60 mikron kalınlığında şeffaf koruyucu laminasyon çekilir. Laminasyon baskı yüzeyini çeşitli kimyasallardan korur ve renklerde solma yaşanmaz. Duvar kaplama folyolarımız kendinden yapışkanlıdır. Uygulama yaparken herhangi bir yapıştırıcı ya da tutkal kullanmanızı gerektirmez. Arkasındaki yağlı kağıdını açıp duvara uygulama yapmanız yeterli. Tüm kaplama folyolarımız su ve deterjanlara karşı dayanıklıdır. Banyoda, duşun içinde dahi kullanabilirsiniz. Kendinden yapışkanlı kaplama folyolarımız bu şekilde pürüzsüz duvarlar için uygundur. Pürüzlü duvarlarda alttaki pürüzleri belli edeceğinden fazla tavsiye etmiyoruz. Tasarım duvar kaplama bölümümüzden aldığınız ürünler sizin verdiğiniz el ve boy ölçüsünü tasarlanır ve üretilir. Duvarınız için vermiş olduğunuz el ölçüsü sizin kolay uygulama yapabilmeniz için 50 santimlik parçalar halinde kesilir. Uygulamaya geçmeden önce mutlaka size göndermiş olduğumuz parçaları yerde prova yapın. Şimdi size nasıl prova yapılır onu göstereceğim. Size göndermiş olduğumuz paketin içerisinden çıkan sipariş formunun üzerinde duvarınızın kaç parçadan oluştuğu mutlaka yazıyor. Sol baştan başlamak şartıyla 1, 2, 3 diye sıralama yapabilirsiniz. Prova yaparken dikkat etmeniz gereken bu şekilde desenler birbirini tamamlamış olacak. Parçalarınızı kontrol ederken bu şekilde 0'a 0 değil mutlaka 2 cm üzerine bindirme yapacak şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. 2 cm üzerine bindirme yaparak kontrol ederseniz desenlerin birbirini tamamladığını görebilirsiniz. Uygulamaya başlamadan önce bizi engel olabilecek tüm parçaları duvardan söküyoruz. Uygulama işlemine başladık. Uygulama yaparken üstten 2 cm kadar pay vermeniz yeterli. Biz de size malzemeleri gönderirken üstten 2 cm, alttan 3 cm olacak şekilde toplamda 5 cm pay veriyoruz sizin vermiş olduğunuz ölçülere. Üstten payımızı veriyoruz. Birinci parçayı uygulama yaparken doğru yerleştirmemiz çok önemli. Çünkü ikinci ve üçüncü parça bunu takip edeceği için birinci parça ne kadar doğru olursa diğer parçalar da onu doğru takip edecektir. Üstten payımızı verdik. Soldan 0'a 0 yerleştirdiğimizden emin olmak için kontrollerimizi yapıyoruz. Gerekirse size bir kişi yardımcı olsun. Birinci parçanın duvarın sol kısmını tamamen kapattığından, hiçbir açıklık kalmadığında uygulama işlemine başlayabilirsiniz. Malzememizin arkasındaki yağlı kağıdı bir 10 cm kadar açıp arkaya doğru kırıyoruz. Bu 10 cm'lik alana öncelikle yapıştırıyoruz. Daha sonra bir elimizle arkasındaki yağlı kağıdı açıyor. Tamamen değil, azar azar açıyoruz. Bir elimizde de malzemenin gergin tutuyoruz. Şu şekilde gergin tutmanız hava kabarcığı olmasını engelleyecektir. Ragle ile ileri geri hareketlerle sıvama yapmamız yeterli. Azar azar açmaya ve gergin tutmaya devam ediyoruz. Hiçbir yapıştırıcı, tutkal sürmeden direkt duvara uygulama yapıyoruz. İkinci parçanın da 10 cm'lik kısmını yapıştırdıktan sonra desen takibi oluştuğundan emin oluyorsunuz ve uygulamaya devam ediyorsunuz. Arkasındaki yağlı kağıdı azar azar açıyor. Bir elinizle gergin tutuyor, bir elinizle sıvama işlemi yapıyorsunuz.
Sıradaki parçamızı alıyorsunuz. Arkasındaki yağlı kağıdı 10 santim kadar açıyorsunuz her zaman olduğu gibi. Yağlı kağıdın 10 santim kısmını geriye koyuyorsunuz. Bu 10 santimlik kısmı desen takibi yapacak şekilde göz kararı duvarınıza yapıştırıyorsunuz. Mutlaka yamukluk olacaktır. Aşağıya bakmadan bunu anlayamayız. 10 santim yapıştırıyoruz. Desen takibini kontrol ediyoruz. Bu şekilde. Bir kayıklık varsa düzeltiyoruz. Desenimizi tamamlıyoruz. Potluğu yukarı vereceğiz. Daha sonra açıp düzelteceğiz. Öncelikle desenimiz düzgün yerleşmiş mi onu kontrol edelim. Daha sonra potluğu ilk yapıştırmış olduğumuz alanı kaldırarak alıyoruz. Tekrar yerine sabitliyoruz. Bundan sonrası normal sıvama işlemlerine devam ediyoruz.